Leylekler yaklaşık binlerce yıldır inanılmaz bir bilgelikle beraber Afrika-Avrupa hattında yılın iki döneminde, ilkbahar ve sonbahar döneminde göç etmektedirler. Bunun temeli aslında bakarsanız şu, beslenme alanları ve kışlanma alanları, yani yavrulama yuva alanları ve beslenme alanları arasında, kışlama alanları arasında bir sirkülasyon var. Netice itibariyle leylekler ilkbaharda Afrika'dan, İsrail üzerinden, Hatay'dan Türkiye'ye girerek Avrupa'ya göç ediyorlar. Bir kısmı tabii ki ülkemizde konaklıyor ve ülkemizde ürüyorlar. Sonbaharda da bunun tam aksine Avrupa'dan yine aynı benzer göç yollarını kullanarak Afrika'ya doğru bir göçe kalkışıyorlar. Bu günlerce süren binlerce kilometrelik bir yolculuk ve bu noktada leylekler bazı genetiksel olarak aktarımları var ve bunları kullanıyorlar. Mesela göç rotaları. Neden Türkiye'yi tercih ediyorlar geçmek için? Çünkü en temelde şunu konuşmalıyız. Leylekler nereden göç eder? Karalar üzerinden mi, denizler üzerinden mi? Leylekler denizler üzerinden göç etmeyi tercih etmez. Çünkü leylek gibi kanat açıklığı büyük olan canlılar bu binlerce kilometrelik yolda minimum enerjiyi kullanmalılardır. Bu enerjiyi de kullanabilecekleri tek yer karalar üzerinde ısınan havanın yükselmesiyle oluşabilecek termallerdir. Bu termaller kuşların minimum kanat çırparak maksimum verimde uçmalarını sağlar. Yani şöyle bir örnekle açıklamak gerekirse bir kuş kanat çırparak veya termal kullanarak göç ettiğinde ikisi arasında 23 kat enerji şeyi var. Enerji harcıyor. 23 kat daha fazla enerji harcıyor. Bu bahsettiğimiz kuşların 3-5 kilogram ağırlığa sahip olan kuşlar olduklarını düşünürsek eğer bu müthiş bir rakam. Ne kadar az enerji o kadar verim demek. Bu sonbahar göçünün habercisi. Bu sonbahar göçünün habercisidir. Sonbahar göçü aktif olarak tam içerisinde bulunduğumuz dönemde, yani 15 Ağustos'la 15 Eylül arasında diyebileceğimiz dönemde en aktif olarak seyrediyor. Ve bu noktada İstanbul üzerinden yaklaşık olarak yani 5 milyona yakın leylek geçecek bu dönemde İstanbul üzerinden ve bunların hepsini İstanbul'un herhangi bir yerinden kafanızı kaldırdığınızda da görebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. İstanbul bu açıdan çok şanslı bir şehir. Nerelerde görebiliriz? Şimdi şöyle söyleyeyim, en yoğun olarak görebileceğiniz yer, şundan bahsetmek gerek önce. Enez'den Türkiye'ye girdikten sonra artık leylekler Avrupa'dan Afrika'ya doğru dönüşlerinden sonra ilk uğradıkları yer Silivri, Çatalca tarafları oluyor. Kumburgaz taraflarında, yani bugün leylekel diye tabir ettiğimiz bizim kendi aramızda leylek arazisi, leylek habitatı olarak tabir ettiğimiz yer en fazla leyleğin yoğun olarak görülebildiği yer ve dünya üzerinden en fazla gözlemcinin aslında leylek göçü için, leylek sayımı için geldiği bölge olacak. Ve buradan yine boğazları kullanarak Marmara'nın en dar yerlerinden geçebileceği en dar geçit yerlerinden boğazları kullanarak karşıya geçecekler ve yolculuklarına devam edecekler. Burada nereden görebiliriz? Keskin Viraj, Sarıyer'den görebiliriz, Toygar Tepe'den görebiliriz, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca tepelerinden görebiliriz. Şimdi leylek göçünün aslına bakarsanız şöyle turistik bir şeyi olabilir. Yani ekoturizme çok büyük katkı sağlayabilir. Çünkü bu gerçekten dünyada işi benzeri bulunmayacak bir göçten bahsediyoruz. Yani rakamlar çok yüksek ve leylekler zaten çok estetik kuşlar oldukları için hem görsel şölen anlamında, çünkü boğaz içinden geçerken arkanızda müthiş tarihi bir manzara var aslında bakarsanız. Bu manzaralarla da birleştiğinde hem tarihi hem de ekolojik bir ortam yaratılmış oluyor. Fotoğrafçılık açısından zaten leylek dediğim gibi çok estetik bir kuş. Bununla ilgisi olan arkadaşlar özellikle leyleklerin konaklama alanlarında durarak ya da uçar halde pozlarını çekerek kendilerine gerçek bir görsel şölen yaratabilirler. Leylekler takdir edersiniz ki geceleri göç etmiyor. Çünkü termaller gündüz olan ve kara parçalar üzerinde olan şeyler. Geceleri konaklıyorlar. Tabii sabahın erken saatlerinde konaklama aralarından binlerce leyleğin havalandığını hayal edin.
müthiş bir duygu gerçekten. Bunu yaşamamış olanlara yaşamalarını öneririm. Leylekler çok bilge canlılar. Yani kuş gözlemlemenin bir kere psikoterapik bir tarafı var. İnsanı rahatlatan bir tarafı var. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Yani insanı çok rahatlatıyor. Çünkü inanılmaz estetik canlılar, inanılmaz huzur veren canlılar ve insani duyguları var gibi görüyorsunuz bir yerden sonra. Yavrularını besliyorlar, büyütüyorlar, birbirleriyle bir şeyleri paylaşamıyorlar ya da işte paylaştıklarını görüyorsunuz. Duyguları olan canlılar kuşlar. Bence kuş gözlemi insanların ufkunu açacak bir şey ve onları doğaya bağlayacak bir şey. Düşünsenize mesela ben sabahları 9'da mesaime başlıyorum ama 6.30'da kalkıyorum. 2 saat evime yakın bir yeşil alanda ya da bir göl kenarında, sulak bir alanda gözlem yapıyorum. Bu yani detoks böyle bir şey olsa gerek hayatta. Bundan bence istifade etmenin en önemli yöntemlerinden biri kuş gözlemciliği. Doğanın parçası olmayı sağlıyor size. İnsanlar bu dönemde ne yapabilir? Özellikle şunu söyleyebilirim. Bu dönemde bizim için en önemli olan yer sulak alanlar. Sulak alanları korumamız gerekiyor. Çünkü bu canlılar oralara ihtiyacı var. Bizim de onlara ihtiyacımız var. Kuşların ekolojik denge üzerindeki katkıları sonsuz. Çünkü onlar tozlaşmadan çevrede bir takım dengeye kadar böcek atıyorum, çekirge vesaire gibi canlıların denge kurulmasına kadar pek çok aktivitenin içerisindeler. İnsanlar bu arada kafalarını bolca yukarıya kaldırsınlar. Çünkü gerçekten çok güzel manzaralar onları bekliyor. Bunun tadını çıkarsınlar. Görsel şölen bizi bekliyor. Kesinlikle çok büyük bir görsel şölen. Yani festival tadında geçmesi gereken bir dönem. İlkbahar ve sonbahar göçleri özellikle İstanbul için.